Din adamları kutsal kitaplara soktukları şeylerle de yetinmediler. Dilden dile dolaşan asılsız rivayetleri, halk arasında meşhur olmuş sözleri, Tevrat'la İncil'e bazı açıklamalar ilave eden ve bir takım yorumlar getiren müfessirlerin coğrafya, tarih ve tabiata dair bilgilerini de kutsal kabul ettiler. Bunlara dini bir hüviyet kazandırarak mutlaka inanılması gereken dini ilke ve emirler olarak kabul ettiler. Bunlara ters düşen bilgilere itibar edilmemesini istediler. Bu konuda birçok kitaplar kaleme aldılar. Allah tarafından indirilenlerle hiçbir alakası olmayan coğrafya kitabına Hristiyan coğrafyası adını verdiler. Buna sıkı sıkıya sarıldılar. İnanmayanları da kafir saydılar. Kilisenin ilme karşı takındığı zalimane tavır, Avrupa'da düşünce volkanlarının patladığı, ilim ve tabiat adamlarının dini gelenekleri taklit etme zincirini kırdıkları, din kitaplarının ihtiva ettiği coğrafi nazarilerin tahkir ve tazif edildiği bir devre rastlar. İlim adamları, din kitaplarındaki bilgileri açıkça sert bir dille tenkit ediyorlar, inançsızlıkları bu kitaba ve gaybe iman etmemeleri dolayısıyla mazur olduklarını söylüyorlardı. Avrupalı bilginler, din kitaplarına karşı kesin tavır alıp yaptıkları ilmi keşif ve buluşları açıkça ilan edince kilise için kıyamet koptu. Avrupa'nın idari dizginlerini ellerinde bulunduran din adamları derhal harekete geçip ilim adamlarını kafirlikle itham ettiler. Onların canlarında ve mallarına kıymanın Hristiyanlık uğruna helal olduğunu söylediler. Papa'nın dediği gibi şehirlere, evlere, izbelere, ormanlara ve araziye yayılmış olan bu dinsiz ve zındıkları yargılamak üzere Engizisyon mahkemelerini kurdular. Bu mahkemeler gece gündüz hiç durmadan büyük bir gayretle çalıştı. Engizisyon mahkemelerinin hedefi Hristiyan dünyasında kiliseye karşı atan tek bir nabız bile bırakmamaktı. Casusları vasıtasıyla ülkeleri enine boyuna tarayıp her tarafı gözden geçirdiler. Nüfus istatistiği yaparak bütün halkı teker teker inceden inceye sorguya çektiler. Hatta bir Hristiyan alimi, bir Hristiyanın eceliyle ölmesi imkansızdır diyerek bu korkunç durumu gayet güzel ifade eder. Bu mahkemelerin cezalandırdığı insanların sayısı 300 bine varmıştır. Bunlardan 32 bin kişi diri diri yakıldı. Bunlar arasında ünlü tabiat bilgini Bruno da vardı. Bu bilginin ortaya koyduğu görüşle ve özellikle alemlerin çokluğu nazariyesini savunduğu için kilise onu yargılamış, ölüm cezasına mahkum etmiş ve bir damla kanın yere akıtılmaması için diri diri yakılmasını istemişti. Sonunda Bruno diri diri yakılarak öldürülmüştür. Meşhur tabiat alimi Galileo de dünyanın güneşin etrafında döndüğünü iddia ettiği için aynı şekilde ölüm cezasına çarptırılmıştı. Kilisenin ve Hristiyan din adamlarının bu korkunç zulmüne, baskısına daha fazla tahammül edemeyen aydın reformistler, sonunda din adamlarına, kilise temsilcilerine ve muhafazakarlara karşı savaş ilan ettiler. Onlarla ilgisi olan her şeye, onların mensup olduğu inanç, kültür, ilim, ahlak ve terbiye sistemine karşı cephe aldılar. Önce Hristiyanlığa, sonra da bütün dinlere düşman kesildiler. İlim ve fikir adamlarıyla din adamları arasında meydana gelen çatışmalar, daha doğrusu polisiye dini güçler arasındaki bu savaşı tam anlamıyla ilim ve din arasında cereyan eden bir savaş halini aldı. İhtilalciler, ilim ve dinin birbiriyle anlaşması mümkün olmayan iki zıt kuvvet olup birbirleriyle asla bağdaşamayacağını, bunlardan birini seçenin diğerine mutlaka cephe alacağını, birine inananın diğerini de inkar edeceğini iddia ediyorlardı. Reformistlere dinden bahsedildiği zaman hemen ilim ve hakikat uğrunda akıtılan temiz kanlar, papazların katı ve sert davranışlarıyla onların asılsız düşünceleri uğruna kurban edilen suçsuz insanlar akıllarına geliyordu. Gözlerinde asık suratlı çehreler, çatık kaşlar, etrafa dehşet saçan bakışlar, katı kalpler, geri zekalı kafalar canlanıyordu. Böylece dinden nefret etmeye başladılar. Dini meselelere, din adamlarına ve dindar insanlara karşı kalplerinde büyük bir nefret hissi doğdu. Bu duyguyu başkalarına da aşıladılar ve bunu kalıcı bir fikir haline getirdiler. Bu reformcular sabırlı olmadıkları gibi düşünce ve araştırma disiplinlerine, sükunet ve kararlılığa da sahip değillerdi. Din ile onun liderliğini tekerlerine alan din adamlarını birbirinden ayıracak dini mesuliyet ve görevlerle kilise adamlarının donukluk, cehalet, zorbalık ve çirkinlikleri arasındaki farkı anlayacak akıl ve idrak gücüne de sahip değillerdi.
dini şuurlu olarak inkar etmiyorlardı. Onlar çekirdek atıldığı gibi dini bir yana atmıyorlardı. Fakat din adamlarının tutumu ve onların dünya malına düşkünlüğüne karşı kinli ve öfkeli olmaları, birçok zamanlarda bazı ülkelerde ayaklanan gerillalarda olduğu gibi bunlara da din işleri üzerine düşünme ve onun hakkında karar verme fırsatını vermedi. Yukarıda çok kısaca özetini yaptığımız Avrupa'nın maruz kaldığı uğursuz ayrıma yol açan bu hayırsız kargaşalıklar, bugün maalesef Avrupa'da ve bütün dünyada şanssız ve acı sonuçlarını vermekle, bütün insanlık onun zehirli kadehinden yudumlamakla karşı karşıya bırakılmaktadır. İşte Avrupa'nın üzerine yürüdüğü ve sonraları dinleri birbirinden ayırmadan yeryüzündeki bütün maymun ve papağanların bu devrimde Avrupa'ya tabi olup üzerine saldırdıkları din budur. İşte Avrupa'nın kendisine saldırdığı din budur. Bu din daha ilk adımda prensipleri birbirine karıştırılmış, sonra ilahilik özelliği, semavilik düşüncesi değeri ve esasları bozulmuş bir dindir. Bu doğrusu çok çirkin bir bozma işidir. İşte başta bozulmuş bir din ve bozuk din adamlarının zulmüne uğramış Avrupa'nın komutasında sırasıyla kendilerine, dine ve bütün şanssız insanlığa karşı cinayet işleyenler bu din adamlarıdır. Allah Celle Celaluhu'a şükürler olsun ki bunların hepsi bütün insanlığı veya gerçek bir dinin hakikatini ilgilendirmeyen, sırf Avrupa'ya mahsus dinin hakikatiyle değil, muayyen bir dini anlayış şekliyle ilgili Avrupa tarihinin özel bir kesimine ait Avrupalı kargaşalıklar idi. İnsanlık, duman arkasındaki kapalı tarihi kavganın hakikatlerini gözleriyle görünce bu anlayışın olumsuz etkilerinden kurtulabilir. Ancak bu kurtuluş asla batı zekasıyla gelmeyecektir. Bu kurtuluş, acı olaylarla dolu tarihin bukağılarıyla kaydedilmiş olan bu akıldan asla doğmayacaktır. O çirkin savaşın geride bıraktığı felaketler, bu savaşın akılda, kalpte, teknikte, edebiyatta, siyasette, ekonomide ve bütün hayat olaylarında bu uğursuz ayrılığın üzerinde kurulduğu şanssız Avrupa topraklarına kök salmış, fikir ve vicdanlara atılmış bu peşin hükümler ve saplantılar oldukça Avrupa kafasıyla bu kurtuluşun gelmesi imkansızdır. Beyaz adamın devri sona erdi. Asrımız İngiliz filozoflarından Bernard Russell diyor ki, beyaz insanın efendilik devri sona gelmiştir. Beyaz insanın sonsuza dek efendi kalması da zaten tabii kanunun değişmez bir kuralı değildi. Öyle inanıyorum ki beyaz insan, 4 asırdan beri gördüğü güzel günler gibi bir gün daha asla görmeyecektir. Şüphesiz Rusyalı, Asya'da istediği gibi nüfuzunu yayma fırsatı kendisine verilen tek beyaz insandır. Asya milletleri tecrübe etmedikleri için Kremlin'in sömürgecilik gayesinin varlığına inanmadan sömürgecilikten nefret ediyorlar. Çünkü onlar asırlarca batılı adamın otoritesi altında fakir düştüler. Başlarından geçen bu sömürge olaylarından nefret eder oldular. Bu sebeple Asya'da batılı devletlerin eline bir fırsat daha geçeceğini zannetmiyorum. Yalnızca Hindistan'ın Avrupalılarla birlik ve uyum içinde yaşayabileceğine inanıyorum. Arap alemi ise Mısır ve Pakistan dahil komünist paktına meyledecektir. Bernard Russell bu haberini 1950'de verdi. Görüldüğü gibi bu sözü takip eden olaylar özellikle Çin'in komünist blokun eline düşmesi bu düşüncenin esasını doğrulamıştı. Fakat biz bu düşüncenin bakış açısını dar, köklerini sathi, dayanağını maddi kabul ediyoruz. Zaten batılı bir düşünürün kendisini meşhur kılan mantıklı çalışması ne kadar değerli olursa olsun, muayyen bir kültürün, geleneklerin, medeniyetin ve aklının eseri olacağı bize garip gelmez. Çünkü bu peşin değerler onlara aykırı düşünmeye, olayları etraflıca görmeye ve başka açılardan bakmaya müsaade etmiyor. Olay bundan çok daha derindir. Beyaz adamın efendiliğini sürdüreceği asır sona ermiştir. Çünkü beyaz adamın medeniyetinin sınırlı sermayesi artık tükenmiştir. Elinde insanlığa sunabileceği, beşeriyetin idaresini düzenleyebileceği, insani esaslar içerisinde insanca değerler ve insani bir hayat için hakkıyla ilerletip geliştirebileceği bir fikri, anlayışı ve değer sermayesi kalmamıştır. Amerikan tecrübesi namıyla şöhret bulan ferdi hürriyetin, Fransız inkılabının ve İngiliz Magna Carta'sının doğumundan sonra kısırlaşmış
veya kısırlaşmasına çok az kalmıştır. Bütün bunlar belli bir zaman için geçerli özel mevzulara, sınırlı hallere cevap veren değerlerdir. Bu sınırlı prensipleri yaşadığı müddetten daha uzun bir süre yaşatmak insan oğlu tarafından beklenemezdi. Bu prensiplerin hepsi de sosyal nizamların onsuz kurulamadığı, oradan fışkırmadıkça ve ona dayanmadıkça prensip ve değerlerin yaşamadığı büyük asıldan, varlığın genel anlamı, insanın bu anlam içindeki yeri ve insan olarak varlığın hedefini açıklayan Allah'a irtibatı olan inanç aslından kopuktu. Ayrıca bu prensiplerin hepsi mahdut, muayyen ve zamana bağlı değerlerdi. Çünkü bunlar esas itibarıyla ana kaynaktan kopmuş değerlerdi. Asi bitkiler gibi insan karakterine uygun kökleri yoktu. Çünkü bunlar insan fıtratının geldiği kaynaktan gelmiyorlardı. Bu kökten gelmediği, bu kaynaktan fışkırmadığı için insan fıtratına ve hayatın fıtratına ters düşen bir temel üzerine kurulmuşlardı. İnsanın esasını oluşturan temelleri, onun sarılması gereken vesileleri, üzerinde yürümesi gereken yolu gözetmiyordu. İnsanın insan tabiatından, yaratılışının temellerinden, fıtrat gerçeğinden oluşan gerçek ihtiyaçlarından hiçbirisine cevap vermiyordu. Onun, insanın insan oluş sebebi olan en mühim temel unsurlarını korkunç bir kuvvet ve zorbalıkla söküp atıyordu. Bütün bunlar bu uğursuz ayrılık sebebiyle meydana gelmişti. Bu medeniyet düşünülerek ve şuurlu olarak bile bile dine düşmanlık esası üzerinde kuruldu. Aynı zamanda insan gerçeğine, insanoğlunun gerçek ihtiyaçlarına, insan hayatına şekil veren ve onu diğer varlıklardan üstün kılan sağlam değerlerine de aykırı olarak kuruldu. Bu nedenle insan aslen kendi mutluluğu, kendi ilerlemesi ve kendine hizmeti için kurulmuştur. Hiç olmazsa öyle olması gereken medeniyet içerisinde acı, meşakkatli yol almaya başladı. Medeniyet, insanlığa aykırı gelmeye başlayınca bunun tabii sonucu olarak kısa veya uzun bir müddetten sonra insan elem ve sıkıntılar, riskler ve acılar içinde medeniyetle boğuşmaya başlayınca insaniyetin medeniyete galip gelmesi gerekir. Çünkü asıl olan insandır. Çünkü insanın yaratılışı sonradan ortaya çıkan medeniyet metotlarından daha köklü ve daha kalıcıdır. Hakimiyeti sürdürmenin ölçüsü bu olduğuna göre Rusyalı olan kimse İngiliz, Amerikalı, Fransız, İsveç ve İsviçreli ve diğer beyazlarla eşit şartlara sahip olup aynı hizada olacaklardır. Hayır, belki de Rus genelde ve cüziyatta insan yaratılışıyla şiddetle çatıştığı için ve iğrenç polisiye tedbirleri, kan ve hamamları, temizlik hareketleri, şebekesi, tutuklama ve ölüm kampları ile daha geride kalmaktadır. Marksizm, nazariyesi bakımından kainatı ve hayatı yorumlaması konusundaki aşırı cehaletine ilaveten, insan kişiliği, tabiatı ve tarihi hakkında da büyük bir cehalet üzerine kurulmuştur. Çünkü o, bütün insani hamleleri midenin acıkması ve bir lokma için harekete geçmesine bağlamaktadır. Bütün tarihi olayların üretim faktörlerinin değişmesinden kaynaklandığını zannetmektedir. İnsanın tarihiyle hayvanlar tarihini birbirinden ayıran en belirgin temel unsurları ortadan kaldırmaktadır. İnsanın en mühim özelliğini, yeryüzünde ve tarihin devirlerinde yegane olumlu unsur olduğunu yok saymakta, sonra yine ani bir kararla insanı tarihi kültür kalıntılarından yoksun bırakarak insanları hayır meleği gibi her birinin mümkün olan en yüksek üretimi yapacağını, buna karşılık sadece kendine yeteni alacağını, bütün bunları rekabete girmeden, hükümete gerek kalmadan, cennet sevgisi ve cehennem korkusu veren semavi bir din duygusu olmadan, makul bir sebep de olmadan yapacağını farz etmektedir. İnsan hayatında gerekli olan bu hurafe ve acayip devrimlerin, burjuvazinin ortadan kaldırılması ve işlerin proletarya sınıfına bırakılmasıyla derhal gerçekleşeceğini söylemektedir. Gelecekle ilgili bu çocukça görüş, apaçık bir hurafe olduğu gibi hiç şüphesiz insanın varlığı, karakteri ve tarihiyle ilgili Marksizmin yaptığı tarihi yorumlama görüşü de ilmi cehalet yönünden ondan daha geri değildir. Bu derin cehalet ve bu aşırı hurafe Marksist düşüncenin iki temelini teşkil edince artık yaratılış karakteriyle köklü bir çatışma içinde olan bu düşüncenin büyük zorbaların desteği olmadıkça gerçek ve fiili hayat temellerinin bu felsefe üzerine kurulacağını asla beklemiyoruz. Sonra Marksizm, tabiat sahasında en kutsal saydığı Marksist
prensiplerden vazgeçmek mecburiyetinde kalmıştır. Sonra da neredeyse tamamlanacak olan bu vazgeçişi Marksizmin devamlı gelişmesine bağlamıştır. Doğrusu Marksist nazariyesi kadar emri vakileri bir araya tam bir derleme ile toplayan başka bir nazariye yoktur. Marksizm nazariyesinin ilmi sahadaki birçok yönleri ve ana esasları insan fıtratının çekiçleri altında ezilmiştir. Geriye devletten ve Rusya'nın çar zamanında öğrendiği diktatör polisiye nizamlarından başka bir şey kalmamıştır. Bu çökmüş nazariyeye göre yine devlet düşüncesinin yaklaşık gelecek 50 yıl içerisinde zayıflayıp yok kabul edilmesi gerekecekti. Fakat herkes biliyor ki bugün Rusya'da devlet düşüncesi tam tersine günden güne gelişmekte, güçlenmekte, her şeyi hatta kendisini kuran halkı bile yutmaktadır. Belki sonunda hükümetsiz bir toplum kurulma faraziyesini ileri süren Marksizmin en güzel ayrıcı özelliklerinden biri, hükümetin yegane varlık haline gelmesidir. Çünkü Marksizmin uygulandığı yerde ne ferde, ne millete, ne de insan tabiatına hayat hakkı tanınmamıştır. Şüphesiz Marksizm benzeri olmayan bilimsel bir cahiliyet doktrinidir. Marksizm adına kurulan polisiye sistemi sadece Rusya'da çarlar zamanında bilinen bir sistemdi. Bu öyle bir sistemdi ki buna ancak geri kalmış çaresiz topluluklar dayanır. Kendi insanlıklarının farkına varmış kimselerin uzun süre bu sisteme sabretmeleri imkansızdır. Hatta onun pençesine düşmüş ve daha önce zalim milletlerin Rus çarlarına boyun eğerek bu sulta altında çaresiz kalmış olmasına rağmen, Komünist Partisi elemanlarının bütün sektörlere yayılmış olmasına rağmen, geçim kaynaklarının tamamen devlet elinde olmasına rağmen, boyunlarının devlet emrine eğik olmasına rağmen, çocuklar ve gençlerin özel usullerle ve özel kuruluşlarla Bolşevik rejimiyle beyinlerinin bulandırılmasına rağmen, devletin yönlendirici yayın organlarının hepsine hakim olmasına rağmen, bu ideolojiye aykırı hareket edenlere karşı temizleme hareketlerinin sürdürülmesine rağmen, bu düzen ancak polis baskısı ile yaşayabilmektedir. Öyleyse bu rejimin insan karakterine ters düşmesi ve onunla çarpışması bir gerçektir ve kabul edilmelidir. Ki bütün bu ezici tedbirler ve faaliyetler bu rejimin halklara karşı kendisinden emin olmadığını, bu insan karakterinin zorba rejimin başarısızlığının en güzel delili, o rejimin sert polisiye tedbirleri olmadıkça ayakta duramayışıdır. İşte buradan Bernard Russell'ın kökleri yere yakın, sati esaslar ve maddi vasıtalar üzerine kurulan tahmininin materyalist düşüncenin sınırları dışına çıkamayan, her haliyle bu materyalist medeniyetin mahkumu olan bir tahmin olduğu anlaşılmış oluyor. Mesele bundan daha geniş ve çok daha kapsamlıdır. Esas problem, Allah'ın hükmünden ve onun hayat sisteminden kaynaklanmayan, onun tek ve doğru aslına dayanmayan medeniyetler, sosyal nizamlar, fikri programlar, pozitif ekoller insana bu dünyada insan olarak varlığının gerçek anlamı ve bu alemdeki yeri, insan olarak varoluşunun gayesi ve bu gayeye ulaşmanın meşru yolları hakkında tek ve doğru bir yorum ve anlam getiremezler. Bu faydasız ayrım, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, beyaz insan aleminde yürürlükte olan bütün sistemlere temel teşkil etmekte, Rus, Amerikalı, İngiliz, Fransız, İsveç, İsviçreli, Doğu ve Batı'da bunlara tabi olanların hepsi bu rejimde eşittir. Bu sistemlerin gerçeğinde ve pozitif yapısında pek esaslı bir fark yoktur. Kilise kapılarının kapitalist Amerika'da açık bulundurulması, komünist Rusya'da kapalı kalması veya sosyalist İsviçre'de dinsizliğe hürriyet sağlanırken dini ihmal edip ne lehinde ne de aleyhinde davranmasının bir anlam ve önemi yoktur. Bu ülkelerdeki bütün sosyal nizamların, düşünce sistemlerinin tamamı insan varlığına, varlığın gerçeğini, yaratanı ile alakasını bildiren, insana bu alemdeki yerini ve değerini insan olarak varoluşunun gayesini öğreten ilahi inanç fikrinden kaynaklanmadıkça, bu sathi ayrımların hiçbir değer ve kıymeti yoktur. İnsanın gerçek ihtiyaçlarını karşılayan, insanı insan gerçeğini anlamaya ulaştıran sosyal nizamın prensipleri, doğru düşüncenin kuralları bu ruhtan fışkırır. Derin ve kapsamlı kaynağında mesele bundan ibarettir. Yoksa mesele diğer batılı düşünürler gibi Bernard Russell'ın fikir çerçevesi içinde tasavvur ettiği gibi değildir.
Çünkü Bernard Russell da diğer batılı düşünürler gibi çevresinin, medeniyetinin, şanssız tarihinin, gaddar kilisesinin ve acı günlerle dolu 5 asırlık bir dönem boyunca bütün hayatlarını etkileyen uğursuz ayrımın eseridir. Sonra ne oldu? Sonra bütün sistemleriyle, bütün nizamlarıyla Garp medeniyetinin ruhunda çınlayan bir boşluk meydana geldi. İçinde insan ruhunun boğulduğu, insan değerinin heder olduğu, eşyanın kıymeti ve değeri her gün yükselirken, her şeyin değeri artarken insana ait hususiyetlerin yok olduğu, insan değerinin düştüğü bir ruh boşluğu belirdi. O öyle bir boşluktur ki, insan hayatını gelişme ve yükselme yolundan alıkoymakla tehdit ediyor. Hatta maddi üretimin, ilmi buluş ve tekniğin çok fazla ilerlemesine rağmen bu boşluk insan hayatını altüst etmekle tehdit ediyor ve onu mahvediyor. Çünkü insanın bizzat kendisi yaratılış gayesinden uzaklaştı. Bu medeniyetin hakimiyeti altında kendi öz ihtiyaçlarını bilemez ve koruyamaz hale geldi. Bu maddi medeniyetin parıltıları, bu medeniyetin gölgesi altında insanoğlunun çektiği sıkıntı ve düştüğü sapıklık gerçeğini anlamaktan gözlerimizin önüne perde çekilmemelidir. Atılan füzeler, fırlatılan uydular, insanın ve insani değerlerin heder olması ve aşağılara yuvarlanmasını unutmamıza sebep olmamalıdır. İnsan, yeryüzündeki varlıkların en değerlisidir. İnsan kendi geleceğini takdir eden, yeryüzündeki her şey emrine verilmiş veya böyle olması gereken yegane ve temel varlıktır. Onun insan oluşu, tek başına yüceliğinin ve aşağılığının en açık değer ölçüsüdür. Onun ruhunun mutluluğu, içinde yaşadığı medeniyetin karakterlerine uygun veya onun çelişik oluşunun yegane ölçüsüdür. İnsanın insani sıfatlarından, insanca düşünce ve değerlerinden aşağı düştüğünü görüyorsak, onu aletlerin parçası veya kölesi veya onların zelil bir esiri olarak görüyorsak, onun düşüncesinin, zekasının, ahlakının çöktüğünü görüyorsak, onun bedbaht, kararsız ve şaşkın olduğunu, tarihte eşine hiç rastlanmamış bir kararsızlık ve bulanıklık içinde bedbahtlık, sefaat, sinir ve ruh hastası topluluktan ayrılma ve ahmaklık, cinnet ve cinayet üzerine buluyorsak, onun cinsi ilişkilerde hayvanlık derecesinden daha aşağı düştüğünü görüyorsak, onu kendi nefsinden ve maddi medeniyetin sosyal, siyasi, ahlaki ve fikri sistemini koşatan korku ve kederden kaçtığını görüyorsak, onu alkol ve uyuşturucularla veya alkol ve uyuşturucu benzeri kara düşüncelerle karamsar görüş, iblis gibi ümitsiz ve elim zayiatlarla ruhunu, cismini ve asabını öldürdüğü gibi bıkkınlık ve usanmasını öldürmek için şaşkın olduğunu, vücudiye ve benzeri sefih, fikri akımlarda olduğu gibi görüyorsak, onu sefih Avrupa'da anladığımız haberlere göre, buzdolabı, çamaşır makinesi almak için nesline eziyet eder veya evladını satar durumda görüyorsak, onu bu uğursuz halde gördüğümüzde hiç şüphesiz insan ruhundan uzak, maneviyatsız ilmin ulaştığı maddi hayatı kolaylaştırma ve medeniyetle ilgili değerler, refahlar, insanlığın içine aldığı çöküntü gerçeğinden, onun içine düştüğü bedbahtlık ve bedbahtlık gerçeğinden insanın çektiği sıkıntıların hakikatinden sonra bu medeniyetin başarısızlığı ve sonunun yakın olduğu gerçeğini, temelinde insan hayatını bozan ilim, kültür ve uygarlık ürünlerini yok eden esas kusurlarından beri olan asli kökü, diğer bir nizama önemli ihtiyaç olduğunu hakikatinden hiçbir şey değiştirmez. Öyle bir nizama ihtiyaç vardır ki, Yüce Allah'ın irade ettiği gibi, insana insan olarak varoluşunun gayesini gerçekleştirme fırsatını vermelidir. İnsana aklı, ilmi ve tecrübeyi, kendi hakiki ihtiyaçları ve asıl karakterlerinin gerçeklerine uygun olarak kullanma fırsatı veren bir nizama ihtiyacı vardır. Beyaz insan rejimi devrini tamamlamıştır. Beyaz insanın devri, Rus'u, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, İsveçlisi ve İsviçre'lisi ile sona ermiştir. Sona ermiştir çünkü Avrupa tarihinde ve Batı'da kurulan mezhep, program, sistem ve konularda esas alınan ve dayanılan uğursuz ayrım, beyaz adamın devrini kendi devriyle sınırlamıştır. İnsan hayatının üzerine kurulduğu, bütün mevzu, görüş, sistem ve programların ilahi bir düşünceden kaynaklanması kaçınılmazdır. Kainatın varlık içinde insanın yerinin insan olarak varoluşunun gerçek yorumunun yapılması lazımdır.
Bu gerçek yorum ile itikadi düşünce arasında aslında olduğu gibi tam bir mutabakatın bulunması, bugün olduğu gibi insanların kendi akıllarının merceğinden ve şehevi ve hevai ve değişen arzularına göre değil, insan hayatının zaruri ve hayati gereklerindendir. Beyaz insan medeniyetinin gafil olduğu, hatta her taraftan kendisine karşı harp açtığı husus budur. Bu konuda doğuda ve batıda hüküm süren rejimlerin hepsi eşittir. Bugünkü okuyuşumuzun sonuna geldik. Rabbimiz, bizleri senin yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden mücahitlerden ve şehitlerden eyle. Mallarıyla ve canlarıyla cihad eden mücahit ve şehitlerden kabul buyur. Senin yolunda zulüm gören Müslümanların durumlarını düzeltmeyeceksen, onların haklarında daha hayırlısını nasip et. Onlara katında dereceler ver. Bizleri onlara yardımcılar kıl. Bizleri senin ipine sarılmış tek bir ümmet eyle. Bizleri affet, bağışla. Bizlere hidayet et. Sensin bizlere yakın olan ve dua edenin dua ettiğinde duasını işiten. Dualarımızı kabul buyur. Amin. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.